Milli irade hakimiyeti dimdik ayaktadır. Türkiye 100 yılın seçimi için sandık başına gitti. Tarihi ve stratejik öneme sahip seçimin yasama temsiliyeti sandıkta neticelendi. Yani milletvekili seçilen seçildi ama yürütmede seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı seçiminde %50 artı 1 bulunmadığı için 28 Mayıs'ta yeniden seçime gidilecek. Elbette ki o gün milli irade bir kez daha hakimiyetini kılmak üzere dimdik ayakta olacaktır. Sahadaki veriler, seçmendeki teveccüh, ülkenin ve milletin bekası yönünde öyle görünüyor ki muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha devletin yönetimini eline alacaktır. 21 yıllık iktidarında yasama yönünde güven tazeledi. İnşallah yürütmeyi de alacaktır. Çünkü ki oy oranları bunu bariz olarak gösteriyor. Ben pazar günkü sonuçları bir zaman kaybı olarak görüyorum. Nedeni de yürütülen algı operasyonlarının seçmen nezdinde karşılık bulması. Tabii ki 7 düvel dahil terör örgütleri listesine hepsi birlikte fitne ve fesat yuvaları da dahil olmak üzere ittifak etmesi. AK Parti'den ayrılanların CHP çatısı altında ittifak etmesi yakın olarak zaman kaybı yaşattı. Şunu net ifade etmek isterim ki 28 Mayıs'ta milli irade bir kez daha dimdik ayakta durarak Erdoğan'a güven tazeletecektir. Öyle inanıyorum ki Erdoğan da bu millete karşı mahcup olmaz. Yine eskisi gibi yenilikleri, yatırımları, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yönde tarihi adımlar atacaktır. Ve en önemli hizmeti de güzel ahlakı toplumun gençliğini enjekte etmeye çalışacaktır. Her sohbetimde dile getirip altını çizdiğim bir gerçek vardır. O da gençliğin iman şuuruyla ahlakıyla donatılması gerektiğidir. Aksi takdirde maddi olarak ülkemiz ve milletimiz ne kadar ilerlerse ilerlesin, ahlaki yönde sürekli kan kaybeder. Çöküntüyle aile mefhumunun dağılmasıyla toplumsal birliğin, dirliğin dağılmasıyla yüz yüze gelir. Benlik kaybı yaşanır. Malum, aile mefhumu denilen kutsal ve ulvi değerler kalmadığı zaman o millet millet olmaktan çıkar, vahşi bir medeniyetin canlı yaratıkları haline dönüşürler. Kan, gözyaşı, şiddet, terör, rüşvet, yolsuzluk, rant, menfaat perestlik galebe çalar. Vicdan, izdan, hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük denilen tüm kavramlar yok sayılır. İman şuurumuz ne diyor? Medeniyeti kamil kılan milletin ahlakıdır, kültürüdür, geçmişidir, inancıdır, aba ecdadından kalma mirastır. Aksi takdirde vücut bulan medeniyet ne rahmanidir ve ne de insanidir. Olsa olsa Avrupa'dan ithal edilmiş mimsiz medeniyet olur. Ki İslam toprağında gençlerimiz bu mimsiz denilen medeniyette donatılırsa toplumda, devleti aliyede salih bir amel icra etmiş olamaz. Nesilden hayır gelmez. Ülke kendini kargaşadan, kavgadan, terörden, terörden, anarşiden kurtaramaz. Demem o ki, her şeyden evvel insan şeref ve haysiyetine yakışır bir medeniyetle toplumu yönetmek lazım. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar gelen medeniyetin temel ilkeleriyle mümkün olabilir. Bu milleti ayakta tutacak temel etken, ecdat medeniyetinin ülke yönetiminde söz sahibi olmasıdır. Yoksa şuradan buradan ithal edilmiş, kiralık kalemlerin vehut kiralık piyonların yönetimleriyle su sağlanamaz. Hali alem orta yerde cereyan ediyor. Evet, yegane kurtuluş çaresi İslam medeniyetidir. Ecdadın kahramanlığıdır toplumsal terbiyesidir ve kültürüdür. Nüfusun %99'unun Müslüman olması hasebiyle toplumu Müslümanlık gereği olan Kur'an ve hadislerle donatmak gerekir. Bireyden aile fertlerine, toplumdan millete kadar 7'den 70'e herkes Kur'an ve hadiste tanışmalı. Onunla hemhal olmalı, yaşam biçimi olarak görmelidir. Yoksa batı dünyasından ithal edilen mimsiz bir medeniyette kaldığımız sürece sahili selameti yakalamamız mümkün olmaz. Çünkü mevcut yakıcı anlayış ve medeniyetle ülke donatıldığı takdirde deniyet oluşur ki o da alçalıştır. Memleket geriye gider ve hiçbir ilerleme veya kalkınma kaydedemez. Kimse kusura bakmasın. Gelen giden yönetimler, iktidarlar her ne pahasına mal olursa olsun geçmişe yönelik aba ecdadının talim ve terbiyesi neyse ülke insanını onunla donatması lazım diye haykırıyorum. Eğer o olmazsa içi boşaltılmış bir layık cumhuriyet veyahut Atatürkçülük adı altında mimsiz bir medeniyetle bu ülke insanı eğitilirse çok büyük şeylerimiz kaybedilmiş olur. Nitekim hali alem meydandadır. Ne ahlaki cihetten, ne ekonomi cihetinden, ne de teknoloji cihetinden sağlıklı değiliz. Nitekim hep gerileme, hep fakru zaruret, işsizlik, mutlak bir cehalet söz konusu. Vahşi ve canileşen bir insan potansiyeli söz konusu. İnsanı diri diri yakan, öldüren, katleden bir gençlikle ülke karşı karşıya kalmıştır. Bu itibarla diyoruz ki, Ecdadımız nasıl dünyaya hükümran olmuş, cepheden cepheye yedi düvele meydan okumuş, hep İslam bayrağıyla şan ve şerefiyle ayakta durmuş ve hayat idamesini sağlamışsa, aralarına kavga girmemiş, terör girmemiş, masum insanların kanı dökülmemişse, bunun da reçetesi Kur'an medeniyetiyle terbiyelenmiş bir toplumun varlığı olmuşsa, bize ne oluyor ki birbirimize hasım olmamız gerekirken hasım olmuşuz? Ne yazık ki Cumhuriyet döneminden günümüze dek o medeniyetin ters düz edilmesiyle birlikte kelime itibariyle deniyeti yaşıyoruz. Gayri ahlaki yaşam biçimi o biçim hakimiyet kazanmıştır. Bu yaşam biçimi İslam medeniyetiyle ters düşmektedir ki buna millet rıza göstermiyor. Son seçimlerde salt çoğunlukla milletin oyunu alan AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a düşen görev ecdattan kalan kültürle bu milletin yeniden donatılması, okullarda gençliğin din dersleriyle eğitilmesini sağlaması bu medeniyetle bütünlük sağlanabilir. Aksi halde toplum yine CHP'nin o batıl zihniyetiyle karşı karşıya kalmak zorunda kalır. Ki bir daha böyle bir fırsat ele geçmez. AK Parti'nin başında olan zat da zaten bu ferasete sahiptir. Muhterem Erdoğan iman ve İslam noktayı nazarında kendini donatmış bir insan olarak ortaya çıkmıştır. Millet ona güveniyor ve onun için oylarını veriyor. Milli ahlak, milli üstünlük demektir. Milli medeniyet, milli varlık demektir. Eğer bu milletin ahlakı, geçmişten gelen medeniyet milleti unutulursa millet sırt üstü düşer ve faturası da ağır olur. Onun için iktidarlardan tavsiyemiz ki millet adına söylüyoruz bunu. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, medeniyetin neyse bu milletin onunla donatılması lazım. Her şeyden evvel batı dünyasının batıl ahlaki değerlerine değil teknolojisine sahip çıkmak gerekir. O teknolojiyle millet yücelir, kalkınır ve ilerler. İşte bunun içinde idareye elini alanlar ihlaslı hareket etmesi lazım. Çünkü milli irade hakimiyeti dimdik ayaktadır. En derin saygı ve sevgilerimle.